göze gelecek herhangi bir darbe göze büyük problem de yaratabilir ama malumunuz yaz mevsimindeyiz. Çocuklar sokakta bulunuyorlar. Daha çok top oynarken ya da birbirleriyle şakalaşırken farkında olmadıkları darbeler alabiliyorlar ya da topa kafa vururken göze darbe gelebiliyor. Çocuklar o anda fark edemiyor olabilirler ya da hafif bir ağrıdan sonra geç deyip oyuna devam edebiliyorlar. İki gözle beraber baktıkları için de darbe gelen gözün az gördüğünü fark etmeyebiliyorlar. Bizim burada çağrımız ailelere olması lazım. Çocuklar herhangi bir gözüme bir şey değdi, bir şey geldi, top çarptı dediğinde mutlaka bir göz doktoruna götürmeleri elzemdir. Çünkü o anda başlayan bir durum tedavisi çok daha basit olurken ilerleyecek durumlarda retinada bir kanama, bir retinada kopma, dekolman dediğimiz durumlarda tabii tedavi hem daha uzun hem daha zorlu olabilir. Onun için böyle bir şikayet, böyle bir geri bildirim olduğunda ilk fırsatta çocuklarını göz doktoruna göstermelerini öneriyoruz. Darbelerin şiddetine göre gözde oluşacak hasar çok minimum bir durum da olabilir. Ama bazen hiç gözün dışarıdan baktığınızda hiçbir belirti olmadan da o darbenin etkisiyle gözün içindeki mercek yerinden oynayabilir. Retinada kanama olabilir, retinada kopma olabilir, dekolman olabilir, yırtılma dediğimiz durum olabilir. Ve bu bazen çok geç fark edilebiliyor. Onun için tekrar üstüne basa basa söylemek lazım. Darbenin şiddeti ya da dışarıdan gözde herhangi bir yara, bir kızarıklık olmasa bile göze herhangi bir darbe ya da bir şeyin çarptığı bilgisi olduğunda mutlaka göz doktorunun detaylı gözde bir muayenesiyle bunun ortaya konması lazım ve arkada bir problemin olmadığını fark edilmesi ve tedavinin ona göre düzenlenmesi lazım. Gözümüzün dokuları çok hassas dokular. Özellikle gözün arkasındaki retina dokusu çok ince ve hassas bir doku. Sinirlerden oluşan bir doku. O sinirlerdeki oluşacak hasar ne kadar erken tedavi edilirse görme kaybı o kadar az olacaktır. Bu sinirler bir haftadan fazla hasarlı kaldığı sürece tedavi ameliyat edilmezse, ameliyat yapılsa bile, ameliyat başarılı geçse bile gözün görme fonksiyonunda kayıp yaşayabiliyoruz. Onun için burada zaman çok önemli. Yani problem olduğunda müdahale ne kadar erken olursa gözde oluşacak olan hasar o kadar az olur. Ve çocuklara hani kızmak yerine çocukların sıkıntılarını çok rahat söyleyebilecekleri bir ortam yapmaları lazım. Bir de şu var bazen kulak arkası edilebiliyor. İşte anne baba işte gözüme bir şey geldi ama iyiyim falan dediğinde her ne kadar hani çocuğun geri bildirimine çok fazla güvenmemek lazım. Mutlaka bir muayeneden geçmek her zaman işimizi daha çok kolaylaştırır.